Şüphesiz o gerçek dosttur. İmam Askeri aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim günahlardan sakınmayı haslet, bağışlamayı tabiat ve hilmi huy edinirse dostları ve övgüsü çoğalır. Güzel övünmekle düşmanlarından intikam almış olur. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam, haset edenlerden ve iyilik ettiği kimselerden dolayı çektiği rahatsızlıklardan sıkılan Zıhari'ye öğüt olarak şöyle buyurmuştur. Sen Müslümanları ailen gibi saymalısın. Onların büyüğünü kendi baban gibi bilmeli, küçüklerini evladın, yaşıtlarını ise kardeşin gibi görmelisin. Sen bunlardan hangisine zulmetmeyi seversin? Eğer iblis, Allah'ın laneti ona olsun, sana Müslümanlardan birinden üstün olduğunu gösterirse, bir bak, eğer senden daha büyükse, kendine şöyle söyle. O, iman ve salih amel hususunda benden daha öndedir. O halde benden daha iyidir. Eğer senden daha küçük ise, o zaman şöyle de. Ben günahlar hususunda ondan daha öndeyim. O halde o benden daha iyidir. Eğer seninle yaşıt ise kendine şöyle söyle. Ben günahkar olduğuma yakin etmekteyim. Onun günahkar olduğu hususunda ise şüphe içindeyim. O halde neden yakinimi bırakıp şüpheye sarılayım? Eğer Müslümanların seni büyük, değerli ve saygın tuttuğunu görürsem şöyle de. Bu onların huyundandır. Eğer onların sana karşı sevgisiz ve kırgın olduğunu müşahede edersen de şöyle de. Bu benim günahım ve kusurumdur. Eğer böyle yaparsan Allah hayatı senin için kolay kılar. Dostların çoğalır ve düşmanların da azalır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Yumuşak huylu olan kimsenin muhabbeti farz, sabit olur. Sopası yumuşak olan kimsenin dalları çoğalır. Yani yumuşak huylu olan kimsenin arkadaşları çok olur. İmam Sadık da şöyle buyurdu. Dostluğun bir takım sınırları vardır. Her kim onların tümüne veya bir takımına sahip olursa dosttur. Aksi takdirde asla onu dost sayma. Birincisi, zahir ve batınının sana karşı aynı olmasıdır. İkincisi, senin yüz suyunu kendi yüz suyu, ayıbını kendi ayıbı saymasıdır. Üçüncüsü, mal ve makamın onu sana karşı değiştirmemesidir. Dördüncüsü, sana elinden gelen yardımı esirgememesidir ve bütün bu hasletleri içinde barındıran beşincisi ise zorluklar anında seni yalnız bırakmamasıdır. Hazreti Ali, dost kardeşini üç yerde korumadıkça dost olmaz, zorluklarda, gıyabında ve öldükten sonra buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Sadık dost, ayıpların hususunda sana nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. Yine buyurdu ki, samimi dost, seni zulüm ve düşmanlıktan sakındıran, iyilik ve ihsan hususunda yardımcı olandır. Dosta, senin ve ayıpların hakkında doğru davrandığı için ona sadık, doğru denmiştir. O halde sana böyle davranan kimseyle ünsiyet et. Şüphesiz o gerçek dosttur. Yine gerçek kardeşin canıyla seni koruyan ve senin malına, evladına ve eşine tercih edendir buyurmuştur.